وَصَلَاتُ وَسَلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَا عَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سلام رحمتي مغفرتي بركتي هدايتي hepimizin üzerine olsun. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu cümlemize anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip ve müyesser eylesin. Allah Azimüşşan hakkı hak olarak tanıtırıp, hakka tabi olmayı, batılı batıl olarak tanıtırıp, ondan uzaklaşmayı nasip ve müyesser eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim, yapacağımız dersimizin konusu haccın kültürü, bayram gününden sonra arka arkaya yapılan hücumlar, yani şeytan taşlamalar. İlk önce ilk hücumdan son putu vurur. Kurban bayramı yerine, kurban yerine giden yolu açarsın. Sonra ihramını çıkarır ve sevinçle zaferini kutlarsın. İkinci gün tekrar vurmalısın ama putların üçünü de bu kez sırayla birinci, ikinci ve son olarak da üçüncü putu vurursun. Üçüncü gün, ikinci gün yaptıklarının bir tekrarıdır. Dördüncü gün İstersen Mina'da kalabilir, istersen ayrılabilirsin. Kalmaya karar verirsen ikinci veya üçüncü gün günün atışlarını tekrarlamalısın. Dördüncü günü kalmaya karar verirsen silahlarında arta kalan Mina'da bir yere gömülmelisin. Bu bir zorunluluktur. Bayramdan sonraki bugün bu üç güne teşrik günleri denilir. Ne demektir bu? Zilhicce gününün 10. günü İbrahim'in makamına eriştin. İsmail'ini kabul kurban etme cesaretini buldun. İlk hücumundan şeytanı en son üstünden yendin. Kurbanını kestin, ihramını çıkardın ve Mina cephesinden zaferle döndün. Savaşı neden sürdürmen gerekiyor? Burada İlk hücumdan şeytanı en son üstünden yendin, kurbanını kestin, İbrahim'in ihramını çıkardın ve Mina cephesinden zaferle döndün. Savaşı neden sürdürmen gerekiyor? Burada senin için bir ders var. Şeytanın yenildikten sonra bile yaşayabileceğini unutma. Her ne kadar başarılı olursa olsun, her zaman bir karşı devrim tehlikesi altındadır. Sen zaferinle sarhoş, gücünle, gururla, kutlamalarla uğraşırken, uyuşuk yılanlar uyanıp renklerini değiştirebilirler. Sana katılıp hareketi içinden yıkmak ve devrimin meyvelerini devşirmek için dostlarınmış gibi görünürler. Onlar mücahitlerin varisleri şehitler ve şehitlerin ağlayıcıları olacaktır. Zafer seni gevşetmemeli. Bu nedenle Mina'da kazandığın zaman silahlar ellerinden düşmesin. Şeytanı kapıdan kovdun ama bakarsın pencereden girebilir. Senin dışında yenildi fakat içinde uyanabilir. Savaşta devrildi fakat barışta güç kazanabilir. Mina'da kayboldu fakat şimdi sen de ortaya çıkabilir. Ben ne diyorum? Aldatıcı itimlerim binlerce yüzü vardır. İtimlerin binlerce yüzü vardır. O da bir kafir olarak reddedilir. Fakat kuvvetli inancı olan biri şeklinde dönecektir. Bir müşrik olarak kovulabilir fakat kendini ehli tevhid olarak sunacaktır. Onu bir put evine gömebilirsin fakat başını mihraptan çıkarabilir. Onu Bedir'den öldürebilirsin fakat başını Kerbela'da dirilebilir. Medine'de, Hendek'te, Hendek Savaşı'nda yaralanabilir. Fakat sonra Kufe Mescidi'nde ortaya çıkabilir. Hübel putunu Uhud'da ellerinle yakalayabilirsin. Fakat Sıffin'de seni yenmek ve mukaddes Kur'an'ın kılıcını ucuna takabilir. Mina'da 10. gün şeytanı yendikten sonra savaşın bittiğini sanacak,
zırhını çıkarıp o günlük elbiselerini giyecek, koku sürecek, zaferini kutlayıp tehlikelerini görmeyecek, Mina'dan Mekke'ye doğru yola çıkacak, çıkınca serbestliği duyacak, yalnızca ibadetle uğraşacak veya evine dönüp yeniden işinin başına geçecek kadar toy olmamalısın. Ey sen Mücahit, İbrahim'in izleyicisi, Zilhicce'nin 10. gününün kurban bayramı olup zafer bayramı olmadığını unutma. İsmail'in kurban edilmesi haccın başlangıcıdır, sonu değil. Başarılı bir devrimden sonra ey tevhid askerleri, silahlarınızı bir yana atıvermeyin. Zafer mutluluğuna, zafer mutluluğuyla böylesine sarhoş olmayın. Yenilen orduda her zaman bir tehlike gelebilir. Üç üst dağıtıldı fakat üç butun şeytan kökleri Mina'da duruyor. Mina'da duruyor, bayramdan sonra kahraman ruhunu koru ve her zaman savaşa hazır ol ki öbür askerlerin yardımıyla o şu düşüncelerini kökünden söküp atmak için zamanlanmış ve hesaplanmış bir plan kurmaya hazırlanmalısın. Devrimler her zaman tehlikelidir. En başarılı bile gururlanma. En büyük zaferden sonra bile İbrahim bile olsan yine de tehlikedesin. İsmail'ini kurban ettikten sonra bile şeytanın çok rengi ve çok oyunları vardır. Şeytan seni İsmail'in hayatıyla bir kez aldatmaya kalktı mı? İşte bugün onu kurban etme gururuyla aldanabilirsin. Her zaman savaşa hazır ol. Mina'da kaldığın sürece kurşunlarınla putları vur. Mina inanç, aşk toprağı, ihtiyaç, ümitlerin yeridir. İhtiyaç ve ümitlerin yeridir. Bütün muhteşem ve şanlı zaferlerin kazanıldığı cephedir. Haccındır olgunluğunun zirvesi, hayatının amacıdır. Mina insanın en tehlikeli düşmanı şeytanın tuzak yeri olduğu kadar tevhidin de ilk basamağıdır. Sen her zaman Mina'dasın ve Mina her zaman sendedir. Her zaman tehlikedesin çünkü putlar her zaman ayaklanmaya hazırdır. Bayramdan sonra yine Mina'daysan her gün putları vur. Hayatın boyunca her an cihada hazır ol. Cihad hükümdar olmak için veya güç kazanmak için değil. Düşmanı yenmekle savaşın bitmemiştir. Kurban bayramını kutla, zaferi değil. Zırhını çıkar. Fakat silahlarını bırakma. Zafer bir günde kazanılabilir. Fakat dikkatsiz olursan onu bir anda kaybedebilirsin. Düşmanı yaralamak için bir atış yeterlidir. Fakat öldüğünden emin olmak için 7 atış gerekir. Düşmanın üstünü dağıtmak için bir hücum yeterli olabilir ve 7 atış yapılabilir. Ama tamamen söküp atmak için birden fazla hücum etmen ve 70'in üstünde atışta bulunman gerekir. Meş'arda topladığın silahları, taşları böl. Kaç taşını vurdun? Kaç taşın vardı? 70 burada, yine 7 70 mi? Yine 7 ve 70 mi? İlk gün 10. gün son puta bir hücum. 7 kurşun. 2. 3. 4. gün 3 hücum, her bir puta 7 kurşun. 10 hücumda 70 kurşun. Bir çift sayı 4. gün Zilhicce'nin 13'ü son hücumun isteğine bağlı, sana kalmış bir şey hala. Bir tehlikede hissedersen kalabilirsin. Kalırsan önceki gün yaptığın gibi putların 3'ünü de vurmalısın. Düşmanına karşı başarı kazanman için topladığın silahların yalnız 7'de 1'i kullanılır. 7'de 6'sı zaferden sonra savaşı sürdürmek içindir. Bu bütün hareketlerin kökü, kaderini ve pek çok devrimlerin önemsiz görülen tehlikeli sonuçlarını önler. Şirkin tevhid içinde kendini gizlemesini önlemek için 23 yıl savaşmak, kafirleri yenmek, aristokrasi putlarını devirmek ve Kureyş'in cehaletini yok etmek zorundasın.
Bedir, Hendek ve Uhud'dan yenilen sömürgecilik, kapitalizm ve ikiyüzlülük üstlerini 200 yıllık bir imametle son putu da devirip kökünden söküp atmalısın. Son olarak Hendek'in ötesinde, öte yakasında yenilen Hannas'a engel olmak için kazanan tarafa dönmeli, İslami liderliği ele geçirmelisin. Sakife zaferini kutlamışsan bile katıl peygamberin ailesinin Fırat kıyısında kanını dökerek öcünü alacaktır. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.